olacak inşallah. Çankırı heyeti Başkan Öseseki ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öseseki bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak amacıyla Kayseri'ye gelen Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve beraberindeki daire müdürlerini kabul etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öseseki bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak amacıyla Kayseri'ye gelen Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ve beraberindeki daire müdürlerini kabul etti. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Başkan Öseseki'ye ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek şunları söyledi. Kayseri öteden beri sadece ülkemizde değil dünya çapında kendisini ortaya koymuş, ispatlamış önemli şehirlerimizden bir tanesi. Tabii ki son dönemde özellikle yerel yönetimdeki başarılar itibarıyla da çok öne çıkan bir ilimiz. Bunda tabii ki zat-ı halimizin çok büyük payı var. Artık şehirler yarışıyor, yerel yönetimler yarışıyor. Hani üstadın dediği gibi yeryüzü boşaldı habersiz miyiz, güneşe göç var da kalan biz miyiz? Biz de bu yarışta varız diyoruz Çankırı olarak. Bilgi, beceri, tecrübe, deneyim paylaşımı anlamında Kayseri Büyükşehir Belediye'mizden bu manada yararlanmak istiyoruz deneyimlerinden. Bütün Çankırı idareciler olarak bugün buradayız. Ben çok faydalı, çok hayırlı bir çalışma olacağını, ziyaret olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımız da bir şevkle, iştiyakla geldiler. Kayseri zaten bir marka. Bu markadan ne kadar çok istifade edebilirsek bizim için o kadar iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Çankırı hakkında bilgiler veren Dinç konuşmasının sonunda Başkan Öseseki şehirlerine davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Öseseki ise Türkiye'nin bazı şehirlerinin bulunduğu coğrafi ve siyasi konumu itibariyle avantajlı olduğunu belirterek ancak bazı kentlerde özel bir takım projelerle, formüllerle ayakta kalır ve kendine avantaj oluşturur. Kayseri'de kendine avantaj sağlayan işte bu şehirlerden biridir dedi. Tarihsel geçmişine baktığınız zaman binlerce yıllık tarih var. Onlarca medeniyet kurulmuş her birisinde. Kimisi o tarihlerde medeniyetlere başkentlik yapmış, ev sahipliği yapmış. Önemli merkezler. Fakat zaman içerisinde eğer o şehrin yöneticileri zamanın ruhunu okuyamamışlarsa, şehirleri ileriye taşıyacak büyük projeleri imza atmamışlarsa, oradaki insanlar gayretli, çalışkan değillerse, uyumlu değillerse o şehirler küçülmüş, geride kalmış. Bugün baktığınızda 30-40 ilayet neredeyse eskiden birçok medeniyetlere başşehirlik yaptığı halde ilçe konumuna düşmüş durumda şimdi. Üretim yok, hareket yok, bereket yok, yok. İnsanlar terk ediyor, göçüyor, şehir gittikçe hala küçülüyor. Anadolu'nun böyle bir kaderi var. Bizim Anadolu'daki şehirlerin temsilcileri doğrusu çok çalışmak gibi bir üstümüze vazife düşüyor. Şehirleri geleceğe taşımak gibi bir vazife düşüyor. Kendi içimizde uyumu sağlamak ve onu bir hedefe doğru götürmek gibi vazifeler düşüyor. Eğer biz bunları yapmazsak emin olun şehirlerimiz küçülüyor. Bunları yaparsak şehirler büyüyor. Zamanımızda değişim çok hızlı. Acayip bir değişim çağı. Hem çok hızlı değişim hem de bir taraftan çok boyutlu. Aklınıza gelebilecek her alanda değişim var. Eğer değişimi doğru algılarsak, zamanında da tedbir alırsak ayakta kalıyoruz, ileriye doğru gidiyoruz. Yoksa küçülüyoruz arkadaşlar. Anadolu'nun kaderi böyle. Sizin de böyle, bizim de böyle. Belediye başkanlarının şehri ileriye götürecek projeler üretmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Öseseki, önemli olanın hoş bir seda bırakarak insanların duasını almak olduğunu ifade etti. Doğrusu şimdi hiçbir başkan arkadaş ya ben kanunun bana verilmiş işleri yaparım, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Kanunun bana verdiği su, yol, elektrik falan filan. Zaten yapıyoruz ama bunlarda sıkıntı yok Allah'a şükür. İşim bitti diyemezsiniz ya öyle bir şey yok. Vallahi başladığımızda 94'te 50'ye yakın mahalle gece konduydu burada. Şu geldiğiniz caddenin etrafı tamamıyla gece kondu doluydu. Bunların altyapısı da yok. Kanalizasyon 150'sinde var, şehrin 150'sinde yok. Su haşat zaten 165-70'lerde kaçak. 7 tane park var bu memlekette. Onlar da işgalli. Böyle bir şehir başladığımızda. Kanalizasyon olmadığı gibi arıtma tesisi zaten yok. Şehrin ortasından pis su şöyle ırmak gibi akardı burada. İçine düşüp boğulan çocuklar olurdu. Gazetelere haber olurdu.
Ama o günlerden bugünlere bir gayret, çaba, uğraş, didinme. Şükür Allah. Bugün buralara gel. Allah utandırmasın. Amin. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Ama dediğim gibi iş size düşüyor, bize düşüyor. Yerine düşüyor yani. Bir yerin önemi büyük. Bunu görmek lazım. Böyle bir misyonla hareket etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın da tabi rızası amaçlanınca hasbi oluyor insan. Ziyaretin sonunda Başkan Üsas'taki konuk belediye başkanına Osmanlı motifleriyle süslenmiş sürahi, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dirse, Başkan Üsas'taki ve eşi Neşe Üsas'taki çeşitli hediyeler ve Çankırı Tanıtım kitabı armağan etti.